Merhaba arkadaşlar. Bu güç kaynağını Düzce Üniversitesi'nden Timuçin hocam gönderdi bana. Zalman'ın 300 wattlık bir güç kaynağı. Yarı aktif PFC bu güç kaynağı. Bunu güçlendireceğiz. İlk bakışta 220 volt katında güçlendirmeye gerek olmadığını görüyorum. Yani MOSFET'leri güçlendirmeye gerek olmadığını görüyorum. Ancak bu kondansatörleri değiştirebiliriz. Ya da köprü diyotu da değiştirebiliriz. Burası tamam. 12 volt katına geçtiğimizde, yani ikinci sekonder katına geçtiğimizde burada zaten 2 adet çapraz diyot, benim söylememle çapraz diyot kullanılmış. Buradaki kondansatörleri değiştirebiliriz. Artı burada çubuk bobinler olması gerekiyor. 2 kanal bu aslında ama tek kanala sürülmüş. Çubuk bobinlerle bunu ayırabilirim. Bu şekilde güçlendirme yapacağız. Hemen başlayalım. ...200 volt, 470 mikrofaradlık 2 adet kondansatörü değiştirdim. Bunlar ana kondansatör. Bunları yine 200 volt, 820 mikrofaradlık kondansatörlerle değiştirdim. Bu köprü diyot 4 amperlik bir köprü diyottu. Ben 10 amperlik bir köprü diyot montajı yaptım. 220 volt katı tamam. Şimdi bu şekilde bir test edelim. Çünkü bu katı bitirdik. Her zaman bu testi yapın. Her zaman olduğu gibi yine bir uyarı yapmak zorundayım. Güç kaynağı Power Supply PSU ile oynamak, kurcalamak, tamir etmek tehlikeli ve risklidir. Bu işi biliyorsanız yapın. Eğer hiçbir elektronik teknik bilginiz yoksa bu işe asla girişmeyin. Şimdi test edeceğim. Gördüğünüz gibi kondansatörleri değiştirdiğimizde güç kaynağı hemen kapatmadı. İçeride biriktirmiş olduğu enerjiyi boşalttı. Bu aynı zamanda güç kaynağının mukavemetinin yüksek olduğu anlamına gelir. Bunu unutmayın. Tabii bazı durumlarda kötü sonuçlara da yol açabilir. Hemen gücü kesmediğinde bu sorun da yapabilir. Ama benim nazarımda, benim anladığımda fişi çektiğinizde fan hala dönüyorsa bu iyi bir güç kaynağı. Yani elektrik depolayabilen bir güç kaynağı. Bunun anlamı şu demektir. Voltaj dalgalanmalarında içeride tuttuğu, yani 220 volt katında tuttuğu elektriği voltaj dalgalanması olsa bile 12 volt katına yansıtmaz. Yani düşük voltaj ya da yüksek voltaj dalgalanması etkilemez. Şimdi burayı tamamladık. Sıra geldi 12 volt katı. Hemen buna da geçelim.
Bu arada ben 2 adet PCI Express güç kablosu da ekledim. 8 pin ve 6 pinli olarak montajını yaptım. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın burada bir atlama yapılmış. Burada bir atlama yapılmış. Yani köprü. Burada da bir atlama yapılmış. Ben bu atlamaları söküp çubuk bobin. Böyle 3 tane çubuk bobin lehimleyeceğim. 12 volt katının kondansatörlerini değiştireceğim. Aynı zamanda 5 volt katının da kondansatörlerini değiştireceğim. Bunların ne olduğunu bana sormayın. Eski videolarıma bakın. Eski videolarımı seyretmeden soru sormasanız iyi olur arkadaşlar. Yani o videolara bakarsanız orada daha da detaylar var. Bunu söylememe gerek yok. Bu köprüleri sökelim. Hemen bu çubuk bobinleri yerleştirmeye ve bu kondansatörleri lehimlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, neredeyse bitti. Bu şekilde bir test edelim yine. Evet, herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada yaptığım işlem gerçek manada iki kanalı, gördüğünüz gibi iki kanalı ayırmış oldum. Yani 12 volt ray denilen çıkış voltajını iki kanala ayırmış oldum. Bu iyi bir teknik. Kondansatörleri yüksek mikrofaratlarla değiştirdim. Bu şekilde neredeyse bitti. Bir de fanımızı ışıklandıralım. Yapmışken bunu da yapalım. Tüm bağlantı ve montajlarını bitirdik. Fanı ışıklandırma da yaptım. Montajını bitirdim. Şu anda start vermeye hazır. Deneyelim. Evet. Gördüğünüz bu güç kaynağını da güçlendirmiş olduk. Timuçin hocama hayırlı olsun. Güle güle kullan hocam. Şimdi bu güç kaynağını test etme işlemine geçelim. Yani bu kadar işlem yaptık. Bitirdik. Bakalım bize ne verim verecek, ona da bakalım. Modifiye ettiğimiz, güçlendirdiğim güç kaynağının test işlemine geçtim. Şu anda her şey hazır. Bu sistem çok güçlü bir sistem. Çift ekran kartı kullanıyorum. Crossfire destekli. Test işlemini başarıyla geçti güç kaynağımız. Bu görmüş olduğunuz ekstrem sayılabilecek sistemi rahatlıkla kaldırabildi. Bu video içeriğinin de sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.